Eğitim sistemine geçiş yapalım. Sevgilim, evet. ee, çocuklarımız, miniklerimiz bu hafta e, başladılar. Ee, önümüzdeki Pazartesi günde de diğer okullarımız eğitime, öğretime başlıyorlar. Ee, yeni eğitim sistemi e, tartışmalar içerisinde başladı. Ee, herkes kendi açısından bakıyor. Kimi haklı olduğunu düşünüyor. Sizler e, iktidar olarak bu konuda çok kararlı bir şekilde. Hiçbir şekilde taviz vermeden benim gördüğüm kadarıyla kararlı adımlarla bu yeni eğitim sistemini başlattınız. Artık başladı. Geri dönüşü de yok. Ama tartışmalar devam ediyor. Size göre durum nasıl şu anda? Tabii şimdi Adem Bey burada bizim 4 artı 4 artı 4'teki eğitim ve öğretim sisteminde yapmış olduğumuz yasa değişikliği tam anlamıyla bir devrim niteliğinde yasa değişikliğidir. Çünkü yıllardan beri alışıla gelmiş. Orasından burasından çekilmiş bir eğitim sistemi vardı. Eğitim sistemi evet. sistemiyle ilgili bir yasa vardı. Ve revize edildi artık revize edilecek tarafı kalmamıştı. Baktığımız zaman e, son bundan önce 98 yılında yapılan kesintisi 8 yıllık eğitim sistemine geçişten önce zaten sadece ilkokulu giden köylerimizde, ilçelerimizde, kazalarımızda pardon hatta şehir merkezlerimizde çocuklarımız e, genelde ilkokulu bitirdikten sonra ya ailenin imkansızlıklarından dolayı ya da çocukta başarısız olduğu kanaatinden dolayı veya çok yaramazmış işte okumazmış çocuk dendiğinden dolayı işe gönderilirdi. Sanayide ve başka yerlerde çocukların çalışma durumunda karşı karşıya kalıyorlar idi. Yani eğitim adeta ilkokuldan sonra bitiyordu. Bunu baktığımız zaman Avrupa ile ve geçmiş dünya ülkeleriyle karşılaştığımızda e, oralarda liseye kadar olan eğitimin yani üniversiteye kadar olan eğitimin 12 yıla kadar sürdüğü ama bizde 6 yılda 5 yılda bu işin bittiğini görüyorduk. Yani aramızda neredeyse yüzde yüze bakan yani 6 yıla yakın bir zaman farkı vardı. Kısmen 98'i çıkarttan bu kesintisi eğitim 8 yıl olmasıyla da bu 5 yıl 8 yıl çıkmış gibiydi. Doğrusu 12 yıldı 12 çıkması gerekiyordu. Evet. Ama kesinlikle en büyük sıkıntımız ara dönem olmadığı için ara dönemden kastım şudur. Çocukların kendi kabiliyet ve yetenekleri doğrusuna yetiştirilmesiyle ilgili bir çalışma olmadığı için çocuklarımızın yeteneği nedir? Bu sorgulanmadan bir eğitim verildiği için Başka alanlara geçiş yapamadığı, yapamadığı için. için çocuğumuz, <laughs> Çocuklarımız 8 yıl sonra tabiri caizse bir robot gibi hiçbir şey bilmeyen sadece önünü konan ezberi bilen ama bir şey üretemeyen üretme kabiliyetini kaybetmiş, üretme reflekslerini kaybetmiş bir halde 8 yılın sonunda üniversiteye veya liseye geliyordu. Liseden de çok alıp verecek bir şey olmuyor ve üniversiteye geliyor. Üniversitede bitirdikten sonra da e, Veli çocuğu üniversite bitirdiği seviniyor. Gencimiz ben üniversiteyi bitirdim diye seviniyor. Ve kafasındaki, düşüncesindeki olmak istediği hayallerini daha yeni yeni kurgulamaya başlıyor. Ama sahi indiği zaman görüyor ki hiç de hayal ettikleriyle sahadaki gerçekler örtüşmüyor. Ve sükut hayal oluyor. Aile sükut hayal oluyor. Bu yönden çok bunalımı giren ailelerimiz var. Bu yönden çok bunalımı giren gençlerimiz var. Yani böyle sakat bir eğitim sistemi mutlaka değiştirilmesi veya revize edilmesi gerekiyordu. Revize edilene de Yamalı Bohçu'ya döndüğü için kesin ve radikal bir karar almak gerekiyordu. Bu anlamda da ara yapılan araştırmalar çalışmalar sonrasında ki bu oldukça uzun sürmüştür ve 10 yıllık AK Parti neredeyse sonuna yaklaşıldı. Yani 10 yılın sonuna yaklaşıldığı şu dönemlerde ancak bir şey tamam edilebilmiştir. O da bütün gelişmiş dünya ülkelerindeki eğitim sistemleri taranarak bize en uygun olan hangisidir, yapımıza en uygun olan hangisidir, bu gerçekleştirilmiştir. Tabi bu arada okulu başlangıç olarak bu işte 66 ay, 69 ay, 62 ay kavgalar, tartışmalarını aslında ben sadece endişelere bağlı buluyorum veya ün yargı olarak buluyorum veyahut da tam bilgilendirmemenin, ...getirdiği bir sonuç olarak görüyorum. Çünkü, aslında üçü de var. Çünkü evet. Üçü, üçü de, de var. var aslında. Çünkü, yani çünkü... Ön yargılar biraz ağırlıklı. Evet, maalesef. çünkü bu karar alınırken, bu ay belirtilirken, çocuklarımızın yaşı belirtilirken... ...mutlaka uzmanlarımız, pedagoglarımızla uzun bir çalışma yapıldı. Onların getirdiği raporların doğrusunda bu tarih ve ay tespit edildi. Yoksa e, Sayın Milliyetim Bakanımız oturdu kalem aldı... 65 mi 62 mi? Yok 62 olsun, 66 olsun. Böyle ezbere bir şey yapılmış olması söz konusu değildir. Yani böyle bir şey düşünmek de çok abestir. Dolayısıyla tabii 66-69 olması noktasında sıradan vatandaşlarımız ya onları temsil edenlerin iddiaları işte pedagogların ve uzmanların bu yaş aralığında ve bu ay aralığında ancak gelişimini çocuğun tamamlayabildiğini soruyorlar. O da bir görüştür ama diğeri de bir görüştür. Diğeri de yine bilimsel bir e, görüşün sonrasında tespit edilen aydır. E, bakıldığında elbette doğrudur. Olabilir. Bazı aileler genetik yapı e, icabı, genetik olarak e, gelişimlerini geç tamamlayabilirler. Yani e, 62 ay sonrasında bazı çocuklar boyu posuyla evliler, sanki yaşından 2-3 yaşta evet. büyük gösterir. Bazıları da o gelişimi aynı süratle tamamlayabilir, tamamlayayabilirler. Bu arada da e, yine velilere bir hak tanımıştır, çocuklara bir hak tanımıştır. Bakanlığımız tarafından, hükümetimiz tarafından çıkardığımız kanunda, evet kardeşim sen e, bir e, hastaneden heyet raporu almak suretiyle çocuğun durumunu belgileyebilirsin. E, rapor alma konusunda sıkıntı yok değil hiç mi? Hiçbir sıkıntı yani, yok. Bugün mesela bir da ben şahit oldum. E, pazartesi günden beri çocuğunu okula gönderiyor, çocuk uyum sağlayamamış. Öğretmeni rapor almasını önermiş ee, ve e, geçen haftalarda duyduğum, bildiğim kadarıyla rapor konusunda bir takım sıkıntılar vardı. E, hatta Sayın Başbakan da bir televizyon programında en son katıldığı, e, rapor alan, almak isteyen, bu konuda direten e, ailelere de bir takım mesajlar da vermişti. Hatta çocuğunuzu aptal yerine koymayın gibi e, biraz da e, bu konuda kararlılığını da ortaya koyarak evet. Sayın Başbakan... Ya bu konuda sıkıntı yok değil mi? Ee, sıkıntı sıkıntı olmadığı alabiliyor. gibi tabii şu var burada e, o bahsedilen genetik e, yapı anlamında kemik yapısı anlamında eğer gelişmişliği tamamladıysa oradaki doktoru zorla hayır bu tamamlamamıştır olmuştur gibi gerçeğe aykırı bir beyanda bulunmasını isteme hakkımız yok. Ama gerçekten çocuk e, o gelişimini tamamlayamadıysa fiziksel Hı. olarak elbette onu doktorların yapacağı bir şey yoktur bu istenilen raporu vermek durumundalar. Bunu veriyorlar zaten. Mesela sadece denizde 500 tane şu ana kadar alınan rapor. Türkiye genelinde 500 bin. 1 milyon 800 bin aile çocuğunu götürmüş, teslim etmiş. O çocuklar şu anda eğitim öğretime başladılar. Ee, sadece 500 bin yakın. Bunlar tahmini rakamlardır. ailede de çocuğunu e, için rapor almış ve çocuğunu okulu şu anda göndermemiştir. Seneye gönderecektir. Dolayısıyla burada bir e, zorlayıcı şey yok. Ama Sayın Başbakanımızın o görüşünde katılıyorum. Yani ciddi anlamda bir şey yoksa sadece onun lafıyla, çevrenin lafıyla, biraz mahalli, muhalefet amaçlı da Mahalle baskısıyla aslında. veyahut da dediğiniz gibi muhalefet evet. yapmak anlamıyla çocuklarını burada kullanıyorlarsa çok yanlış yapıyor aileler. Çünkü yazıktır, günahtır o çocuğun yaşlarından geriye kalması bir sene atıyor dolayısıyla. Bu bence çok mantıklı bir şey değil. Zaten bu ilk dördün ilk aylarında... Tahmin edelim en azından yıl başına kadar birinci sürece kadar çocuklarımız zaten okullarında herhangi bir e, yani eğitim öğretimle ilgili e, alacakları bilgilerden ziyade okula alıştırma ço oyun çocuğundan okul çocuğu haline getirebilmek için belirli e, bir e, şeyden geçecekler eğitimden geçecekler bu da kesinlikle onları yoran zorlayıcı caydırıcı Bilmiyorum. Ee, ve çocuklara okulu sevdirmeyen bir şey değil. Tam tersi okulu sevdirmek, okulu alıştırmak için yapılacak basit ön çalışmalardır. Evet. Ee, ee, anaokullarını biliyorsunuz Adem Bey. Biz son e, yıllarda ağırlık verdik. Milletimizin en çok ağırlık verdiğimiz konu anaokullarını yani okul öncesi eğitimdir. Bununla ilgili denizimize de son yıllarda oldukça fazla anaokul yapıldı ve e, çocuklarımızın bilhassa anaokulunu göndermek isteyen ailelere kapıdan dönmesinler. Onlarda mutlaka bir sınıf bulunsun itibarıyla ee, anaokul yapımı hızlandırıldı. E şimdi orada anaokulu çocuğu gönderirken bir sıkıntı çekmiyor. Belimiz e, eğitim öğretim başlayacağı ilkokul bir biri gönderirken e, kıyametler koparıyor Bizim, ve kıyametle şunu söyleyeyim, sizin evet. sorunuzu almak istiyorum. Kıyamet koparılığında arada 3 ay fark var sadece. Evet. Biliyor musunuz? Yani 3 aydan dolayı şu anda yapılan bütün kıyamet bunlar aşılacaktır. Ben aşılacağına inanıyorum. Bizim toplumsal bir takım böyle alışkanlıklarımız, reflekslerimiz de var. Ee, kreşler bile son yıllarda yaygınlaştı. Yani evet. eskiden kreş olayı da yoktu. İşte okul öncesi daha sanırım 3 yıllık mesele. Yani siz sizin döneminizde başladı. Eskiden okul öncesi de yoktu. Yoktu. Ee, şimdi mesai ile ilgili de öyle bir buna benzer hastalıklarımız var sayın vekilim. Sabah 9'dan önce biz toplum olarak mesaiye başlamayız. Ben birçok arkadaşımdan, çevremden, denizdeki birlik tanıştığım insanlardan bilirim. Sabahın dokuzunda elinde simitli iş yerine gelir. Dokuza kadar, sabah yediden dokuza kadar iki saatini öldürmüştür. Evet. Akşamda beşten sonra mesai bitti mantığı var zaten. O zaman biz ekonomik anlamda nasıl büyüyeceğiz? İşte cari açığı nasıl kabul Nasıl Türkiye nasıl ilerleyecek? Sayın Enerji Bakanı sanırım bir ara bir açıklama yapmışlardı. Mesaiyi biraz yediye doğru çekelim diye. Hemen herkes feveran etti. O namaz kılıp öyle gideceğiz o zaman. Sabah namazı. E, alakası yok ama işte e, Ak Partiden olunca bunu söyleyen Bakan. E, Sabah namazı kılıp da o zaman öyle gidelim. Gibi tepkiler ortaya kondu. Halbuki <laughs> bana göre Türkiye'nin yol kat edemez, edememesinin ana nedenlerinin birisi. Ee, bu sorunlardır. Yani yok daha yaşı küçük, yok daha erken sabah 9'da mesaiye başlamalar çünkü 9'da elinde bir simitle iş yerine gelen bir e, vatandaşımızın yarım saati, bir saati daha heba olmuş demektir. Daha önce başlama şansı yok çünkü öyle değil mi yani? Tabii bizim e, baktığımızda zamanı en kötü kullanan millet, milletlerden bir tanesiyiz evet. belki de. Yani zaman e, konusunda e, yeterli bir bilgi e, altyapımız yok. Ben öyle zannediyorum. Yani zaman nedir? Zaman nasıl kullanılır? Zaman gelmiyor. nasıl değerlendirilir? Yani hantallık da var biraz. Bu konuda ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Onun için zaman eğitimi de ayrı bir sanki adeta ders olmalı diye düşünüyorum ben okullarımızda. E, tabii bir de şu gerçek var. Bakın Adem Bey yeni bir sistem devreye giriyor. Bu yeni sistem devreye girerken de mutlaka bir kere okullarımızın, binalarımızın fiziki şartlar itibariyle sıkıntılar olacağı bir gerçekti ve bu gerçeği yaşıyoruz şimdi. Bunlar olacaktır. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değildir. Ama biz bir taraftan mutlaka başlamak zorundayız. Öteleye öteleye, erteleye erteleye artık yapılması gereken bu önemli işleri daha ne kadar erteleyeceğiz bilemiyorum. Çünkü bir taraftan çığ gibi büyümüş, gelişen bir gençliğimiz var. Bunları yarından hazırlamak zorundayız. Bunları e, ne yaptığını bilen, nereye koştuğunu bilen, nereye baktığını bilen gençler olarak yetiştirmek zorundayız. Biz dünyada, Avrupa'da şu anda genç nüfusuyla övündüğümüz bir ülkeyiz ama bu gençlerimizin neler verebiliyoruz, gençlerimizin yarınlar için onlara neler sunabiliyoruz, bu da ayrı bir değerlendirme konusudur. Onun için bir kere bu eğitim e, mutlaka çocuğun ilk dörtten sonra yetenekleri, kabiliyetleri noktasında hazırlanmasını yönelik. Çocuklarımızın artık e, geleceğe ait neler düşündüğünü, uygulamaya geçirebileceği ve kabiliyetlerini bu yönde yetiştirebileceği. Öğretmenlerimizin de çocukları bu yönde önlerini açabileceği bir sistem bu. Dolayısıyla bu sistemde öğretmenlerimiz de bu uygulamada mutlaka bazı aksaklarla karşılaşacaklardır. Belirlerimiz uygulamada aksaklarla karşılaşacaklardır. Çocuklarımız aynı şekilde. Ama bunu kısa sürede atlatacağımızı inanıyorum. Çünkü bir yerinden başlanması gerekiyordu. O da bugüne denk geldi. Ve bugünden itibaren artık bu işi ötelemeye, ertelemeye gerek olmadığını hepimiz beraber görüyoruz. Ve inşallah işte bir hafta önceden başladı ilk öğretim okulları. Şimdi esas ayın 17 Pazar günü tüm Türkiye'de evet. eğitim ve öğretim yılı Uyum başlıyor. Uyum süreci ne kadar Sayın Vekilim? duyumlarımız var ama işte ilk bir ay, iki ay, üç ay ne kadar ders olmayacak mesela miniklerimizi söylüyorum. Şimdi ben. o, dersler tam, ne zaman başlayacak? Şimdi onlar tam minelerim o sınıfların veya okulların durumu göre değişecek diye biliyorum ben. Ama normalde bir buçuk ay gibi bir süre, bir, bir buçuk buçuk ay, ay, gibi bir süre. Yok yani. Çocukları tamamen okulu alıştırabilmek, yani okul öncesi eğitimde olanlar gibi çocuklarımıza okulu sevdirebilmek ve evet. e, dikkat edin okul öncesi eğitimi alıp da e, ilk örtümü gelen çocuklarla direkt ilk öğretime gelen çocuklar arasında çok fark vardır. Okul öncesi eğitim alıp gelen çocuklarımız ilk, ilk öğretim başladıkları zaman kendi başlarına okula geliyorlar ve okula çok daha e, erken adapte olabiliyorlar ama Okul öncesi eğitim almayan çocuklarımız okulu gelirken annesiyle babasıyla geliyorlar. Ee, ve o bir hafta on gün annesi babası devamlı getirip götürmek zorunda kalıyor. Evet. adapte olayı biraz daha geçikebiliyor. Ama okul öncesi eğitim bütün bu olayları daha kısa sürede bitiren ve çocuğu en azından okullu olmayı e, öğretebilen, okullu olmayı okula ait olduğunu anlatan e, bir süreci geçirdiği için e, sıkıntı çekmiyor. Dolayısıyla tam eden bu bir, bir buçuk aylık sürede e çocuklarımız e, o hani endişe edilen bütün e, olayları atlatacaklardır. Bu konuda velilerimiz çok rahat olsunlar. E, tekrar ediyorum sıkıntılar mutlaka olabilir ama bu sıkıntıları idarecileriyle görüşerek gidermeye çalışılacaktır. E, aşamadır konular olsun Biz de her zaman devrede olmaya hazırız ama e, eğitim camiamız bu konuda gerekli hazırlığı yaptığı kanaatindeyim. Ve inşallah bu 2012 13 eğitim ve öğretim yılında Ülkemiz için, e, denizimiz için hayırlara vesile olur. İnşallah.